Şimdi akademik dünyadan gelen bir insanım ben. Yani senelerce İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığından politikaya başladım. Senelerce rejimleri anlattım öğrencilerime. Son dönemde, yani son 20 yılda, 25 yılda bir gelenek oluştu. Bu çok ciddi bir bilimsel tartışma konusu. Sultancıl yönetimler deniyor bunun adına. Bu sultancıl yönetimler meselesini de 5 yıldır ben konuşuyorum. Şimdi birincisi bu. Bu sultancıl yönetim ne demek? Anlayış, zihniyet ne demek? Mesela Macaristan'da Orban'ınki, Putin gibi, efendim Trump gibi, Biden ne olacak bilmediğimiz için henüz kendisiyle ilgili bir fikre sahip değiliz. O tip bir şey diyemeyeceğim. Macron gibi uluslararası ilişkileri siyasetin, iç siyasetin öznesi yapan ve seçim kazanabilmek için bilumum değerlerin içine böyle şırak diye tüküren bir anlayış bu. O sandığı, sandalyeyi muhafaza için bunun şimdiki adı popülist diktatörler. Tamam. Ben diktatör sözünü hiç sevmiyorum. Onun için sultancıl yönetim zihniyeti diyerek, yani bilimsel adı da bu. Şimdi Netanyahu aynı. Netanyahu'nun Filistin'e yaptıklarıyla alakalı değil benim söylediğim. O sandığı muhafaza etmek açısından. İstanbul seçimlerinde benzeri yapılmadı mı? Bu bir anlayış. Ama Sayın Erdoğan çok gücüne gitti. Zavallı dedi. Zavallılığı dün akşam söyledim ne olduğunu, zavallı ne olduğunu. Çok yani Filistin'in yerini gösteremeyeceğimi söyledi. Ben tarih doktoralıyım. Filistin kuruluşunu, Siyonizmi okuturum arkadaşa gerekirse. Ama en önemlisi Filistin haritadaki yerini biz Mescid-i Aksa'dan biliriz. Tamam mı? Şuradan biliriz. Hepimiz biliriz. Bu da ayrı bir şey. İnsanların kutsal değerleri üzerinden itilip kakılmasından bıktık, usandık artık. Bana geçmez. Ben yemem. Bu ülkede Sayın Yavaş'la ikimizi Çin elçisi tehdit etti be. Bu kabadayı arkadaşımız, hani böyle kabadayı iyi anlamda söyledim, böyle delikanlı Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı yaptığı ülkenin bir partisinin genel başkanı, başkentinin belediye başkanı tehdit edildi. Bir başka ülkenin elçisi tarafından ne yaptı? Çay içirdi elçiye. Şimdi dolayısıyla, ama güzel. Bak, 250 bin lira tazminat davası açmış. Demek ki miktar oymuş. Çok teşekkür ederim. Peki, bu taraftan. Süleyman Soycu'nun televizyon yayınında yaptığı açıklamaları sorsam size. Ben izlemedim. İzlemedim. Fakat Sayın Soylu biliyorsunuz, ben İçişleri Bakanlığı'nda stajyerim. Kendisi ordinaryus profesördü bakanlık konusunda. Videoları da gelmeye devam bakın ediyor. Arkadaş, ordinaryus profesör İçişleri Bakanımız var. Şimdi soru sorduğunuz kişi de yani stajyer bir İçişleri Bakanı. Şimdi ordinaryus profesöre bakmak lazım. Çok teşekkür ederim. Çay üreticileriyle ilgili ne söyleyeceksiniz? Çay tabağı 4,5 olması lazım. En az 4,5 lira olması lazım. Bunu çalıştı arkadaşlar.